merhabalar sevgili dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda beraberce yıldız motifi öreceğiz. Yıldız motifi benimle örmek isteyenler videonun tamamını izlemesi yeterli olacak. Her zamanki gibi kullandığım 4 mevsim koton ipleri kullanıyorum. 3 milim tığ ile öreceğim. Öreceğim projeye göre tığımı ayarlayabilirim. Tabii ki elime ve ipime göre de. İlk olarak elimde bu parçası var, görüyorsunuz. Bunu örüp daha sonra kendisine nasıl motif formu verebiliriz onu size göstermeye çalışacağım ve önümüzdeki günlerde bu motifle ilgili de şahane projeler yapmaya başlayacağız sevgili dostlar. O zaman buyurunuz yıldız motif yapımına. İlk olarak yıldız kısmını çalışacağım ipimi alıyorum. Yani ilk çalışacağımız kısım yıldızın kendisi. Sihirli halka içine çalışacağım. Sihirli halka içine ikili trabzanları öreceğim. Şimdi ilk olarak şöyle bir ilk kez görenler varsa da şöyle göstermek isterim. Parmağımı doladığım ipimin içine tığımı sokup aradan ilmeğimi çıkartıyorum. Bir kere kilitledikten sonra yukarı yükselip ben böyle yalancı bir trabzan çalışıyorum. Siz zincirle de yükselebilirsiniz. Bir tane ördüm. Toplamda 15 olacak ikili trabzanlarımın sayısı. Yani sihirli halkamın içine 15 adet bacak hazırlıyorum. Hemen doldurup ikili trabzanlarımı bu şekilde geleyim. 15.'yi de ördükten sonra şöyle güzelce sıkıştırıyorum. Sıkıştırdıktan sonra da ilk ördüğüm trabzanımın, yalancı trabzanımın tepesine batacağım. Tepesine battıktan sonra şu arkadaki ipi de alıp şöyle üstüne buradaki ipi de kaydırma yöntemiyle geçirip şöyle bunun da arasından geçirdikten sonra buraya şimdi artık çalışmaya başlıyoruz. İlk olarak şimdi bakın bu yalancı trabzanın tepesindeyim ya. Onun üstüne 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çekiyorum. 5 zinciri çektikten sonra üstten ikinci zincire 1, 2 batıp hemen bir sık iğne örüyorum. Tığımın üstüne ipimi alıyorum. Hemen onun yanındakine batıp bir yarım trabzan, bir başka deyimle çakma sık iğne örüyorum. Tığımın üstüne ipimi alıyorum. Hemen yanındaki zincire batıp bir ikili trabzan örüyorum. Daha sonra tığımın üstüne ipimi bu defa iki kere dolayıp son zincirin içine batıp üçlü trabzanımı örüyorum. Yani bir, iki ve üç kere de çıkıyorum. Daha sonra dibindeki trabzanı saymadan yanındaki 1 ve 2 trabzanı atlayıp üçüncünün içine batıyorum ve oraya bir sık iğne örüyorum. Daha sonra yine 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincirimi çekiyorum. Yine ikincinin içine batıp sık iğne. Tığımın üstüne ipimi aldım. Çakma, sık iğne. Sırasıyla yanındakine battım. İkili trabzan ve sıra iki kere dolayıp üçlü trabzanımı örmekte. Ve hemen yine battığımı değil 1, 2 yanındaki 2 taneyi atlayıp üçüncüye bir sık iğne örüyorum. Bakınız, yıldızın köşelerini, 5 köşesi vardır biliyorsunuz yıldızın, Türk bayrağındaki yıldızımızın ikisini örmüş oldum. Yine hemen ne yapıyorum? 5 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve bu mantıkla artık 5 köşesini de yıldızın örüp
geleyim. Sırasıyla sık iğne, çakma sık iğne, ikili trabzan ve üçlü trabzan. Son köşesini de yaptım yıldızımın ve yine bakın iki tane trabzanı atladığımı başladığım noktaya gelmiş oluyorum. Oraya da batarak ipi arasından geçiriyorum. İlmeğimin arasından da geçirdikten sonra bir zincir çekerek güzelce ne kilitliyorum ve sıkıştırdıktan sonra ipimi keseceğim. Böylelikle yıldızımın ana, yani yıldızı yapmış olduk. Artık bunu motife beraberce çevireceğiz. Şimdi bunu keseyim. İpleri hemen gizleyip devam edeceğim tabii. İlk olarak hemen arkaya alıyorum bu ipleri. Arkada da bakın gayet hiç kesmeden şu ilmeklerimin arasından çok da gerdirmeden motifimin de formunu bozmadan o kadar rahat çekiyorum ki hiçbir şekilde motifimi bozmuyorum çekerken. Bakın şöyle minik 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 aradan geçiriyorum ve çok yumuşak bir şekilde alıp arkada gizliyorum. Bunları ben gizlerim sonra. Ve artık motifi dönüştürebiliriz yıldızımızı. Bunun için ne yapacağız? İlk olarak hemen bir ilmeğimi çıkartıyorum. Kullanacağım ana renkle. Bakın şimdi. Bu motifin gördüğünüz gibi üstünde batacak 4 tane ilmek yeri var. 1, 2, 3, 4. Bu dördünün de boşta kalması gerekiyor. Siz tam olarak şu tepedeki boşluğa batacaksınız. Bakın 4 ilmek duruyor. Dikkat edin. Battığım yer çok önemli. Sayıları tutturmamız gerekiyor. Ve buraya bir sık iğne örüyorum. Daha sonra tığımın üstüne ipimi alıyorum. Yanındakinin üstüne bir adet yarım trabzan çakma sık iğne. Hemen yanına tığımın üstüne ipimi alıyorum. İkili trabzan. Tığımın üstüne ipimi alıyorum. Bir ikili trabzan daha örüyorum. Hemen tığımın üstüne bu defa iki kere doluyorum. Ancak battığımda üç kere de değil iki kere de çıkıp tığımın üstünde iki ilmeğimi tutuyorum. Tekrar iki tane ilmek alıyorum. Şu gördüğünüz orta noktaya batıyorum. Bir, iki çıkıp tığımda tutuyorum. Tığımın üstüne ipi dolayıp bu defa buradaki yıldızın alt en altındakine batıp yine iki kere de çıkıyorum ve tığımda görmüş olduğunuz dört tane ilmeği beraber örüyorum. Ve sonra yanına gelip bir ikili trabzan. Tekrar yanındakine batıp bir ikili trabzan daha. Sonra yeniden yanındakine batıp yarım trabzan ve tam tepeye batıp bir sık iğne örüyorum. Bu tarafa dönerken yine çakma sık iğne, ikili trabzan, yeniden ikili trabzan, sıra üçlü trabzanımda. Bunun için tığıma iki kere doladım ipimi. 1, 2, tuttum. 2 kere doladım. Tam ortaya battım. 1, 2, tığımda bekliyorlar. Tekrar 2 kere doladım ve buradaki trabzanın en altına batıyorum. 1, 2 ve bütün ilmeklerimi beraber topluyorum. Tığımın üstüne ipimi aldım. Sıra ikili trabzanımda. Pardon, şuradakini atlamışım. Doğru yere batmanız çok önemli. İkili. Şimdi tekrardan ikili de.
tersten olanlara biraz dibinde batacağımız yeri bulmamız zorlayabiliyor. Sıra yarım trabzanımda ve tepeye sık iğne örmekte. Dönüşteyim ve çakma sık iğne. Ay, bir çakma sık iğne, bir yarım trabzan diyorum. Allah'ım ya, bunu bir kere daha sormuştum galiba size. En çok ne diyorsunuz? En çok ne deniyorsa ben de artık onu demek istiyorum ya. 1, 2. Ortaya da geldim. 3 kere yani bu işlemi yapıp tığımdaki 4 ilmeği beraber topluyorum. Hop, şimdi ikililerde. Şimdi sanırım buraya kadar da anlaşıldı. Aynen bu şekilde ilk zeminle ilk olan yeri tamamlayayım, geleyim. Sonuna geldiğimde finallemeyi, yani şu üste geçişi birlikte yapalım istedim. Bu en son yarım trabzanımı da tığımın üstüne alıp örüyorum. Ve artık üste çıkmanın vakti geldi. Tabii ki siz bu şekilde, bu formda kullanabilir, bu formda kullanabilir. Yani hazırlayacağınız projelerinize göre kareye çevirmeden de kullanabilirsiniz. Ben kareye çeviriyorum. Zira yapacağım projede zaten size daha farklı neler yapacağımı da daha sonra göstereceğim. Şimdilik bu kadarını anlatıyorum. Daha sonrasında göreceksiniz zaten. Buraya geldiğimde artık bakın, buradaki sık iğnenin tepesini buluyorum ve içinden kaydırma yöntemiyle geçip aynı noktaya bir daha batıyorum ve bir sık iğne örüyorum. Bu benim ilk sık iğnem. Yanındakine bir sık iğne daha örüyorum. 2 oldu. Yanındakine bir sık iğne daha örüyorum. 3 oldu. Tığımın üstüne ipimi alıyorum. 3 sık iğneden sonra sıradakinin üstüne bir yarım trabzan. Tığımın üstüne ipimi alıyorum. Sıradakinin üstüne bir ikili trabzan. Yine tığımın üstüne ipimi alıyorum ve yine sıradakinin üstüne bir ikili trabzan daha örüyorum. Daha sonra tığımın üstüne iki kere ipimi alıp yanındakine bir üçlü trabzanımı örüp artık üçlü trabzanı ördükten sonra bir iki zincir çekiyorum. İki kere daha tığımın üstüne ipimi alıp aynı boşluğun içine bir üçlü trabzan daha örüyorum. Sonra tığımın üstüne ipimi alıp artık sırasıyla bildiğiniz gibi ikili trabzan. Bir ikili trabzan daha. Yarım trabzan ve 3 tane sık iğne. 2 ve 3. Daha sonra bir adet yarım trabzan. Yanına 2 adet ikili trabzan. Hemen yanına tığımın üstüne ipimi 2 kere dolayıp 3 kere de çıktığım üçlü trabzan. 2 zincir. Tığımın üstüne ipimi 3 kere dolayıp aynı boşluğun içine 3 kere de çıktığım üçlü trabzan. Hemen yanına ikili trabzan. Hemen yanına bir ikili trabzan daha. Tığımın üstüne ipimi aldım. Yarım trabzan. 3 tane sık iğne. Sırada yarım trabzan. Arka arkaya 2 tane ikili trabzan.
hemen yanına. Üçlü, trabzan ve iki zincir. Ve içine yine iki kere de dolayıp üç kere de çıktığım üçlü trabzanımı örüyorum. Yanına iki tane ikili trabzan. Yarım trabzan, üç sık iğne. Yarım trabzan. Bakın formu köşeleri oluşturarak formunu vermeye başladık bile. Nerede kaldık da? Yarım trabzanda. İki tane ikili trabzan ve iki kere doluyorum. Bir, iki, üç kere de çıkıyorum. İki zincirimi çekiyorum. İki kere doluyorum. Aynı boşluğun içine üçlü trabzanımı yapıyorum. Aynı boşluğun içine battığımızda zaten köşeyi oluşturuyoruz demektir. Şimdi iki tane ikili trabzanımı ördüm. Son bir boşluğum kaldı gördüğünüz gibi. O da benim yarım trabzanımın olduğu yer ve buraya başladığımız noktaya da batarak arasından kaydırarak geçiriyoruz. Çünkü orası bizim artık başladığımız sık iğneleri başladığımız nokta. Şimdi bunu güzelce ne burada sökülmemesi için şöyle gizleyip hemen ipi de sıkıştırdıktan sonra keseceğim ve aralarda arkada gizleyeceğim. Gizleyip ipi böyle arkaya alıyorum. Gizleyip geleyim. Evet efendim, ipleri de gizleyince arkasında tertemiz güzelce ne yıldız motifimizi örmüş olduk beraberce. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Anlaşılır olması için elimden geldiği kadar detaylı anlatmaya çalıştım. Şimdi bu projelerle bakalım bu motiflerle neler geliyor? Buraya bırakmam gerekiyordu birlikte de öreceğimiz için. Bir yıldız motif yapımı da kanalda olsun istedim. Eğer beğendinizse tabii ki bir kalbinizi rica ediyorum sizden. Yorum ve beğenilerinizin her zaman benim için ne kadar kıymetli olduğunu söylüyorum. Aboneliğiniz de öyle efendim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.